Herkese merhaba, İrem Mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça kolay ve lezzetli bir makarna yapacağız. Dilerseniz makarnamızı yapmaya başlayalım. Tarifime başlarken ilk olarak ben böyle bir makarna kullanmak istedim. Siz spagetti de yapabilirsiniz. Bu şekilde yassın makarnalarda ben kremalı bir sos yapacağım için daha da böyle lezzetli bir hale geldiğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir makarna kullanmak istedim. Dediğim gibi bu tarz makarnanız yoksa spagetti de kullanabilirsiniz. İlk olarak suyumu kaynatacağım. İçerisine tuz ilave ediyorum. Çok az da yağ ilave edeceğim. Kaynadıktan sonra makarnanın içerisine koyacağım ve yapışmamasını istiyorum. Makarnamız piştikten sonra içerisine taze soğanım var. Yarım bağ kadar. Şöyle doğruyorum. Ben kremalı makarnalı tariflerde taze soğanı çok yakıştırıyorum. Tarifimde farklı olarak İçerisine yengeç etinden yengeç sürümü ekleyeceğim. Nasıl bulabiliriz, nereden bulabiliriz diyorsanız büyük gross marketlerde mevcut. Tadı oldukça güzel. Bence fırsat verebilirsiniz. Eğer hiç denemediyseniz ve tadına bakmadıysanız. Mutlaka bu tarif dediğim gibi kolay, pratik ve lezzetli. Bir şans verebilirsiniz. Bahsetmiş olduğum sürümler bu şekilde satılıyor. Böyle bir paketi var. Vakumlu poşetli. Daha önce pişirilmiş. Zaten yengeç eti çok kolay pişiyor. Böyle açacağım. Her birini ince ince doğrayacağım. Paketlenmesi de çok güzel. Şöyle jelatini var. Açıyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Ben de şöyle ince ince bir paket yeterli olacak. Bu şekilde doğrayacağım. Yeterli olacak. Makarnamız haşlandı. Makarnamı süzdüm. Şöyle yarım çay bardağı diyelim. Çay bardağı kadar makarnamı kendi suyundan aldım. Şimdi içerisine krema, sürümlerim ve baharatlarım. Sarımsak tozu ilave edeceğim. Taze zencefil. Kişniş ve tuz ilave ederek sos pişirmeye başlıyorum. Makarnamı servise aldım. Şimdi en güzel tarafında tadına bakıyorum. Şöyle, hatta bir kaşık alacağım. Şöyle. Çok güzel kokuyor. Bir yandan da çok acıktım. Harika olmuş. Mutlaka sürmeye şans verin ve bu tarifi deneyin. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler. Afiyet olsun.